Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Alize Pufi ile kalpli atkı boyunluk yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay. Bir saatte rahatlıkla yapabileceğimiz bir model. Modelimizi 1 ters bir düz bir ters bir düz olarak 30 sıra örüyoruz. 30 sıradan sonra bir boşluk yapıyoruz. 10 sıra örerek bitiriyoruz. Sonrasında da kalp modeli uyguluyoruz. Boşluktan atkımızı içerisinden geçiriyorum. Çok şık, çok hoş oluyor. Boyun kısmımız şöyle yapımına başlayalım. Atkımızı Alize Pufi ipiyle yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane boşluk ayırıyoruz. İplerimizin düz olması gerekiyor. 2 4 6 7. 7. ipimi elimle tutuyorum. Yumaktan gelen ipi sağdan başlıyoruz. Alttan ön yüzeye çıkarttım. Düz örgü. Ters örgü yapacağız. Bir düz bir ters. Ters örgümüzü ikinci ipimi elimle tutuyorum. Yumaktan gelen ipi hafif bir şekilde öne alıyorum. Önden arka tarafa ipimi çıkarttım. Düz örgümüz önü düz, ters örgümüz de önü yuvarlak geliyor. Ters ördük, düz örgümüzü yumaktan gelen ipi alttan ön yüzeye çıkarttım. Düz, ters örgümüzü elimle tutuyorum öreceğim yere. Yumaktan gelen ipi hafif bir şekilde öne alıyorum. İplerimiz de karşılıklı geliyor. Önden arka yüzeye çıkarttım. Önü yuvarlak geldi. Ters örgümüz. Düz örgümüzü bakın ilmekler karşılıklı. Alttan ön yüzeye çıkarttım. Ters örgü ipimi öne alıyorum hafif bir şekilde. İplerim karşılıklı geliyor. Önden arkaya aldım. Son ipimizi düz örüyoruz. Ters ördük. Düz ipimizi arkadan ön yüzeye çıkarttım. Uzun oldu. Solda ipimiz kaldı. Soldan başlıyoruz. Ters çevirmiyoruz. Örgümüz düzdür. İpimi şu şekilde kenara alayım soldan sağa gidiyoruz. İlk örgümüz düzdü. Düz örgümüzü yumaktan gelen ipi alıyorum. Arka taraftan ön yüzeye çıkarttım. Yumaktan gelen ipi ters örgümüz önü yuvarlak geliyor. Hafif bir şekilde ön tarafa alıyorum. İpimi önden arka yüzeye çıkarttım. Önü yuvarlak geldi. Çok kolay. Düz örgümüzü arkadan ön tarafa alıyorum. Bakın düz geliyor. Ters örgümüzü hafif bir şekilde öne alıyorum. Önden arka yüzeye çıkarttım. Ters örgü. Düz örgümüzü alttan ön yüzeye çıkartıyorum. Ters örgümüzü yumaktan gelen ipi iplerimizi atlamadan yapıyoruz yumaktan gelen ipim ilk örgüm düz örgü ve düz örgüyle bitiriyoruz modelimiz ortaya çıktı hep bu şekilde ilerliyoruz düz örgümüzü şöyle elimle alıyorum Arkadan ön yüzeye veriyorum. Yumaktan gelen ipi elimle şöyle tutuyorum. İpim karşılıklı geliyor, önden arka yüzeye verdim. son ipimiz ilmeğimiz şöyle ipimiz dönmüşse düzeltelim yumaktan gelen ilk ipimi alttan ön yüzeye çıkartıyorum yumaktan gelen ipimi alttan ön yüzeye çıkartıyorum düz örgü ters örgümüzü önden arka tarafa alıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. 30 sıra yapacağım. Düz örgümüz, ters örgümüzü önden arka tarafa alıyorum. Düz örgümüzü de arka taraftan ön yüzeye aldım. 1 2 3 4. 4 sıra yaptım. 30 sıra yapalım. Başladığımız noktadan itibaren 30 sıra ördüm. Burada bir boşluk yapacağız. İlk örgümüz düz örgüydü. Yumaktan gelen ipi alıyorum düz ördüm. Yanındaki ilmeğimiz terste ters örgümüzü de önden arka tarafa alıyoruz. 2 tanesini örüyoruz. ipimi ayırıyorum. 5 tane ipimiz kaldı. 2 ipimi tutuyorum. Yanındaki ipi içinden geçiriyorum, kapatıyorum. 1. Yanındaki ipi içerisinden geçiriyorum, kapatıyorum. Yanındaki ipi de alıyorum. 1 2 3 3 tane kapattım. İlmeğimi elimle tutuyorum. Alt taraftan boşluktan çıkartıyorum. Üst yüzeye çıkarttım. Burada iki tanesini örmüştük. Burada da yanındaki ipi içerisinden geçiriyorum. Bir. Aynı sayıda kapatma işlemi yapıyoruz. İki. Yanındaki ipi de içerisinden geçiriyorum. Üç. Bir, iki, üç. Alttaki sayımızla eşit. Baştaki düz örgüydü. Yanındaki ters örgü. Ters örgü için ipimi ön tarafa alıyorum. Ön taraftan arka yüzeye çıkarttım. Yumaktan gelen ipimi alıyorum. Arka taraftan ön yüzeye çıkarttım. Düz örgü. 2 sağda, 2 solda ipimiz boşluklar var. Soldan başlıyorum. İlk örgümüz düz örgüydü. Yumaktan gelen ipi alt taraftan ön yüzeye çıkarttım düz örgü. Yumaktan gelen ipi, ilk ipi ters örgümüzü düz ters 3 tane örgümüzü kapatmıştık. Yanlarında halkalar var. 1 2 3. Ters örmüştük. Yanındaki ilk halkadan, kapattığımız halkadan arka tarafından ön yüzeye çıkartıyorum. Düz örgü oldu. Yanındaki halkaya düz ördük. İpimi ön yüzeye alıyorum. Ters örgü yapıyoruz. Halkanın kenar boşluğundan ipimi içerisinden alıyorum. Ters örgü. Son boşluğumuz kenar daire boşluğundan arka taraftan ön yüzeye alıyorum. Düz örgü iki tane ilmeğimiz vardı ters örgü ters örgüde ipimi ön yüzeye alıyorum önden arka tarafa aldım son örgümüz düz örgüydü alttan üst yüzeye çıkarttım boşluk ilmek sayılarımız 1 2 3 4 5 6 7. Yine 7 sayımız oldu. Buradan sonra yine aynı şekilde burada yaptığımız gibi ilk örgümüz düz örgüydü. Alttan ön yüzeye çıkartıyorum. 10 sıra ördüm. Burada kapatıyoruz. İpimi bırakıyorum. Baştaki halkayı tutuyorum. Yanındaki halkayı içerisinden geçiriyorum kapatıyorum son halkamızı da içerisinden geçirdim burada bir tane halka bırakıyorum ipimi kesiyorum kestiğim ipi halkanın içerisinden geçiriyorum Burada da ipimizi gizliyoruz. Atkımızı bitirdik. İki ucunu bir araya getiriyorum. Karşılıklı gelecek şekilde. Boşluk olan yerden değil, öbür tarafından kalp koyacağız. Burada 1 2 3 4 4 sıra örgü modelimiz var. Öbür tarafını çeviriyorum. 1 2 3 bu tarafından kalp yapacağız. Boşluk olan tarafımız bu tarafta. Bu şekilde kalp örgüsü yapacağız. Ortadaki örgü modelimizden baştan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boşluktan ipimi aldım. Bir tane halka çıkartıyorum. Yanındaki örgüden 1, 2, 3, 4. Dördüncüsünden elimle açıyorum ikinci halkayı o boşluktan çıkartıyorum. Beşincisinden de elimle tutuyorum. İplerimizi atlamayalım. Dördüncü ipimizi ilk başlangıçtaki ipin üstündeki boşluktan alıyorum. Dört. Beşinci ipimizi karşısına gelecek boşluktan çıkartıyorum. Altıncısında altındaki boşluktan çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk baştaki halkayı tutuyorum. İkinci halkayı içerisinden geçiriyorum, kapatıyorum. Yanındaki halkayı içerisinden geçiriyorum, kapattım. Ortadaki halkayı içerisinden geçiriyorum. şu noktadan da başlangıç noktasından da bir tane halka içerisinden geçiriyorum. Son halkayı içerisinden geçirdim. Kalp modelimiz ortaya çıktı. Şimdi ortasını dolduracağız. Buradan da Bu boşluktan iki tane örgümüz var. Bir iki. Boşluktan yer açıyorum parmağımla. Oradan bir tane halka alıyorum. Yanındaki boşluktan da. bir tane halka çıkartıyorum ve şu tam dip noktasındaki boşluktan parmağımı çıkartıyorum oradan da bir tane halka aldım yüzeyde dört tane halkamız var başlangıçtaki halkayı bırakıyoruz üç tane halkayı kapatacağız Ortadaki halkayı tutuyorum, sağdaki halkanın içerisinden geçiriyorum, kapatıyorum. Soldaki halkayı tutuyorum, içerisinden geçiriyorum, kapattım. Başlangıçtaki halkamızı da içerisinden geçiriyorum. Elimizdeki tuttuğumuz halkayı da başlangıç noktasındaki boşluktan iç kısma alıyorum. İpimizden de bir tane halka ayırıyorum, kesiyorum. Buradan da tam bağlantı noktasından ipimi kestim. İçerideki halkanın içerisinden kestiğimiz ipi içerisinden geçiriyoruz. Buradan da ipimizi gizliyoruz. kalp örgümüz bitti elimizle şekil verebiliriz atkımızın öbür ucunu da karşılıklı getiriyoruz boşluktan alıyorum boyun kısmı çok hoş oldu. Öbür atkımı da şöyle koyuyorum. Şapkamızla, çantamızla takım yapabiliriz. ırmak örgü işleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.